Merhaba değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte dana etinden dana kuşbaşı kavurma yapacağız. 1 kilo dana etimiz var. Küçük doğranmış. 2 adet orta boy soğan. 1 çay bardağına yakın, daha az bir çay bardağından sıvı yağımız var. Kapya biber ve yeşil biber. Benim büyük olduğu için 1 adet kapya biber kullanıyorum, kırmızı. 2 adet yeşil biber. Küçükse 2 adet kapya biber kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı da kekik baharat olarak kullanacağım. Etimi düdüklüde önce haşlayacağım arkadaşlar. Daha pratik olacak. Bugün sizlerle pratik kavurma nasıl olur onu yapacağız. Etimi haşlamak için de 1 su bardağı suyum var. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi öncelikle etimizi düdüklüde pişireceğiz arkadaşlar. Ön pişirme yapacağız. Bunun için etimizi düdüklü tenceresine boşaltıyorum. Düdüklü tencereme boşalttım. Bir su bardağı suyu da ilave ediyorum. Ocağımın altını yaktım. Tenceremin ağzını kapatıyorum. Ve et ayarına getirerek kaynamaya bırakıyorum. Düdüklümüzde kaynayıp buhar çıktıktan sonra bir yarım saat etimizi pişireceğiz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım, etlerimiz lokum gibi pişti. Düdüklüde yarım saat pişirdim. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Şimdi bu aşamada tavamızı, ocağımızı aldık, altını yaktık. Ocağımızı açtık. Şöyle biraz sıvı yağımızdan, hepsini koymadım, İlave ettim. Yarım çay bardağından az koydum arkadaşlar. Bu şekilde doğradığım yarım ay şeklinde 2 adet orta boy soğanımı koyuyorum tavama ve karıştırıyorum. Soğanlarımı biraz kavuracağım arkadaşlar. Daha sonra diğer malzemeleri ilave edeceğim. Soğanı çok kullanıyorum çünkü soğan çok lezzet verecektir ete. Şimdi biraz kavrulmasını bekliyoruz. Soğanlarımı biraz soteledikten sonra doğradığım kapya biberlerimi ve yeşil biberlerimi ilave ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde biraz daha kavuracağım. Renklerin muhteşemliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Ben sebzeleri fazla öldürmeyeceğim. Bu aşamada haşlanmış olan dana etlerimi de ilave ediyorum. Kalan sıvı yağımı ilave ediyorum. Baharatlarını biraz sonra ilave edeceğim arkadaşlar. Şu an değil. Biraz daha bu şekilde soteleyeceğiz. Şöyle. Ve lezzet vermesi için üzerine bir tatlı kaşığı ya da arzuya göre bir yemek kaşığı da olabilir. Tereyağı ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte biraz daha pişiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, etimizi sebzelerimizle bir süre pişirdik. Şimdi baharatlarını ekliyorum en son. Karıştırıyorum baharatlarla. Zaten etimiz pişti. 1-2 dakikada baharatlarla lezzetmesi için pişireceğim arkadaşlar. Kapağını kapatıp kısık ateşte. Bu şekilde 1-2 dakika daha pişecek. Etimiz ondan sonra yemeğimiz hazır. Evet arkadaşlar, kavurmamız, dana kavurmamız ya da dana çoban kavurma pişti. Harika oldu. Şöyle göstereyim. Lokum gibi dağılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kavurma oldu. Harika bir yemek oldu. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla videolarımı paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Desteğiniz için teşekkürler. Ben yanında pirinç pilavıyla servis etmeyi uygun gördüm. Siz nasıl isterseniz servis edebilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, afiyetle kalın arkadaşlar.